Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, bazı ailelerin karma eğitime karşı oldukları için kız çocuklarını okula göndermediğini söyleyip kız okulları açabilmeliyiz demişti. AK Parti listelerinden meclise giren Hüdapar milletvekili bu talebi genel kurula taşıdı. Muhalefet hem bakana hem Hüdapar'a anayasayı hatırlattı. Kimse çocuklarını karma eğitim veren eğitim kurumlarına göndermeye zorlanmasın. Kız okulları da olsun, erkek okulları da. Aynı şekilde karma eğitim veren kurumlar da olsun. 6 yaşında çocuğu erkek çocuğuyla aynı okula yollamayı dinen sakıncalı gören bir zihniyeti memnun etmek için yapıyorlar. Baş destekçi kim? Destekçi Hüdapar. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in kız okulları açılabilmeli önerisini destek cümleleriyle meclis genel kuruluna taşıdı. AK Parti listelerinden meclise giren Hüdapar milletvekili karma eğitim veren okulların yanında kız ve erkek okulları açılmalı dedi. Muhalefet anayasayı hatırlatarak tepki gösterdi. Bu bir fikir değil. Bu laik cumhuriyete ve kadın erkek eşitliğine karşı gericilerin açtığı savaşın bayraktarlığını yapmak. Kız çocuklarını okula göndermeyen velilerin argümanlarından bir tanesi de ben çocuğumu erkeklerle aynı okula göndermek istemiyorum. Şimdi ben Milli Eğitim olarak birinci hedefim ne? Kız çocuklarının okullaşması. O zaman veliyi ikna etmek için biz gerekirse kız okulları da açabilmeliyiz. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin bazı ailelerin kız çocuklarını karma eğitim sistemi nedeniyle okula göndermediğini söyleyerek kız okulları açabilmeliyiz dedi. Muhalefet de eğitim sendikaları da tepkili. Okullarda kız ve erkek çocuklarını ayrıştırmanın kendisi gelecekte kız çocuklarına yönelik baskının ya da saldırıların dozunun daha da artmasına yol açacaktır. Veli isterse çocuğunu kız okullarına gönderebilmeli, isterse erkeklerin gittiği okullara gönderebilmeli. Böyle bir açıklamayı yapabilen bir zatın Türkiye Cumhuriyeti'nin bakanı diye o koltukta bir dakika bile oturamaması gerekir. Çünkü bu da geldi bu meclisin kürsüsünden laik cumhuriyete sahip çıkacağına dair namusu ve şerefi üzerine bir ant içti. Bu antla bile çelişen başlı başına bir açıklama. Sayın Milli Eğitim Bakanı'nın karma eğitim ile ilgili söylediklerine biz de katılıyoruz. Kimse çocuklarını karma eğitim veren eğitim kurumlarına göndermeye zorlanmasın. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası burada. Türkiye Cumhuriyeti Devleti laik, demokratik bir sosyal hukuk devletidir. Muhalefet karma eğitime karşı kız ve erkek okulları önermenin anayasanın laiklik ilkesine aykırı olduğunu söylerken Milli Eğitim Bakanı'nın ardından Hüdapar'da kız okullarının açılması talebini genel kurulda dile getirdi. İnsanımız çocuğunu hangisine göndermek istiyorsa göndersin. İstediği hassasiyet ve anlayışla yetiştirsin. Bu tercih hakkı bütün anne ve babaların en doğal hakkıdır. Karma eğitimin dayatılması ise bu hakkın ellerinden zorla alınmasıdır. Özlem Zengin, Adalet ve Kalkınma Partisi'ni yönetenler şunu açıklasınlar. Bundan sonra Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında milli eğitim politikası ile ilgili Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yaklaşımı. Soruyoruz Devlet Bahçeli'ye. Destekliyor mu? Yoksa hep birlikte Hüdapar'a esir mi oldunuz? Muhalefet, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve Hüdapar milletvekilinin yaptığı açıklamaların anayasaya karşı bir tavır olduğunu söylüyor. Kız okulları da, erkek okulları da, karma eğitim veren okullarda olsun, insanımız seçsin diyor AK Parti listelerinden giren Hüdaparlı Şahzade Demir. Ne kadar masum gözüküyor değil mi? Değil ama. Düşünün, bu uygulamaya geçildi. Bir süre sonra karma okula kızını göndermeyi tercih eden ailelerin çevresi tarafından görmesi muhtemel eleştirileri, mahalle baskısını. Kaldı ki üniversite çağına geldiğinde bu birbirine tamamen yabancı yetişmiş iki cinsiyet ne yapar? Sinsi sinsi toplumu bölecek böyle bir eğitim sisteminin tehlikelerini burada bir dakikaya sığdırmak mümkün değil tabii. Zaten dünyanın geldiği noktada değerlendirmeye almak bile abes olmalı. Ama bakanın açtığı yol işte meclis genel kuruluna da taşındı Hüdapar'la. Kaldı ki eğitim sisteminin onca sorunu hala ortada dururken.